Hepimizin bildiği üzere bu gece 4.17 itibariyle Maraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Ne yazık ki çok büyük ölçekli, şiddeti son derece yüksek ve de 10 ilimizi çok geniş bir bölgeye etkileyen bir deprem. Bu illerin hangileri olduğu yine malumlarınız. Maraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya illerimiz. Hemen ilk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte, İçişleri Bakanımız başta olmak üzere AFAD'da toplanmaya başladık. Ve sonrasında da gerekli görevlendirmeleri, ilk müdahaleleri yapmaya çalıştık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren depremin olduğu dakikadan itibaren birebir olayın hem takip etmekte hem yönetmektedir. Çok yakinen kendisi de takip ediyor, ilgileniyor. Şu anda da yine Ankara'ya intikal etmek üzere doğrudan çalışmalarında yine fiilen yakından takibiyle ilgili. Bu illerimize Maraş'a bakanlarımızdan Süleyman Soylu İçişleri Bakanımızı gönderdik. Hatay'da Vahit Kirişçi, Hulusi Akar ve Fahrettin Koca bakanlarımız. Osmaniye'de Muharrem Kasaboğlu bakanımız. Adıyaman'da Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma bakanımız. Diyarbakır'da Bekir Bozdağ bakanımız. Şanlıurfa'da Nurettin Nebati bakanımız. Antep ve Kilis yine Murat Kurum bakanımız. Adana'da Derya Yanık ve Fatih Dönmez bakanlarımız. Malatya'da Mehmet Nuri Ersoy ve Mahmut Özer bakanlarımız görevlendirilmiş durumdalar. Şu anda da zaten ilk andan itibaren de bölgelerine geçtiler ama ne yazık ki aynı anda da yine son derece ağır hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu hava şartları çerçevesinde de olabildiğince hızlı bölgeye intikale çalışılmaya başlanıyor. Başlandı. Bakanlarımızın çoğu yine sahada. Ekiplerimiz sahada. Ben ilk etapta vefat, yaralı ve yıkılan bina enkazlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibariyle. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yine aynı ilimizde Maraş'ta an itibariyle 200 yaralı ve yıkılan bina olarak da 300. Ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Farklı açıklamalara, buradan yapılmayan hiçbir açıklamaya itimat edilmemesiyle alakalı tüm basın ve medya kuruluşlarımızı, tüm kurum ve kuruluşlarımızı özellikle bilgi kirliliğine sebep olmama adına da açıklama yapmamaya buradan bir kez daha davet ediyorum. Sizlere de AFAD'dan buradan açıklanan verileri kullanmanızı özellikle öneriyorum. Burada da kesinleşmedikçe de bu sayıları doğrudan sizlerle paylaşmak istemiyoruz. Çünkü her biri bir can, yakınları var. Özellikle vefat olayı kesinleştikten sonra bunları paylaşıyoruz. Hatay'da 4 vefatımız var, can kaybımız, 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var. Osmaniye'de yine 20 kaybımız var, 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var, 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Urfa 18 kaybımız, 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız. İl geneli itibariyle bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var, 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve de 300 yıkılan binamız var. Toplam itibariyle
yine an itibariyle 284 toplamda vefatımız, can kaybımız, 2323 yaralımız ve 1710 binamız var yıkılan. Tabi burada arama kurtarma ekipleri ilk andan itibaren olaya müdahil oldular. İllerimizde bulunan arama kurtarma ekipleri anında müdahil oldular, depremden etkilenmeyenler. Ve dışarıdan da AFAD'ın bildiğiniz üzere 2588, yaklaşık 2600 arama kurtarma ekibi var. Bunların şu anda dışarıdan 917'si fiilen ulaşmış durumda deprem bölgelerine. Yereldekilerle birlikte 1150'si şu anda fiilen arama kurtarma çalışmalarını devam ettiriyor. Jandarma arama kurtarma, yine arama kurtarmamız sahada 280 kişilik ekiple, polis arama kurtarmamız 117 kişilik ekiple sahada, yine silahlı kuvvetlerimizden doğal afet taburumuz 200 kişilik ekiple sahada ve gönüllü STK'larımız 1039 arama kurtarma personeliyle sahadalar. Toplam itibariyle 2786 arama kurtarma ekibimiz ve her an itibariyle de bu sayı artıyor. Hem dışarıdan gelen, diğer illerimizden gelen arama kurtarma ekiplerimiz hava muhalefetiyle de ulaşmaları biraz belki zaman alıyor ama hepsi de sahada olacaklar. Barınma itibariyle yine gerek bölgelere çadır sevkiyatı, battaniye sevkiyatı ilk andan itibaren yapıldı, yapılmaya başlandı. Yine bölgedeki depolarımızda, lojistik depolarımızda bulunanlar da değerlendirilmeye başlandı. Özellikle ilçelerimize ulaştırılmaya çalışılıyor barınma olarak da. Ne yazık ki hastanelerimizle alakalı İskenderun'da, İskenderun Hastanesi'nde eski bir bina idi. Yeni binalarımızda hamdolsun hiçbir şey yok. Hepsi sağlam ve hizmet veriyor. İskenderun'daki hastanemizde bir yıkım söz konusu. Burası eski bir binaydı. Burada çalışan ve hastalarımızla alakalı şu anda çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da yine Gölbaşı'da hastanemizde ağır hasar var. Orada da zaten hastalar tamamen taburcu edilmiş durumda. Orada herhangi bir sıkıntımız olmayacak inşallah.